Arkadaşlar merhaba. Şu tül ne diyeceksiniz? Bu sineklik züccaciyelerde falan satılıyor böyle. 3-5 lira bir şey. Bunu yani bol kayalı akvaryumlarınıza koyabilirsiniz. Balıklarınızı hani balık yakalamak isteyip de yakalayamadığınız akvaryumlarınızda kullanabilirsiniz. Şöyle koydum ben. Üstlerine de taşları koydum şey olmasın diye. Şöyle birkaç tane şey verdim ama. Buraya giriş şeyi verdim. Mesela şuradan gelebiliyorlar. Şuradan gelebilirler. Bir de şuradan gelebilirler. Buradan bakın mesela girdi. Ama benim istediğim balık bu değil. Bir tane ağzı dolu balık var, onu yakalayacağım. Onun gelmesini bekliyorum. Tabii çoğu balık korkuyor bu nedir diye, daha önce görmedikleri bir şey. Bir alışma süreçleri var. Biraz buna alışsınlar. Girişleri çıkışları öğrensinler. Sonra mesela bir yerden girdikleri zaman ben direkt şey yapacağım. Hemen o şeyi kapatacağım. Girişi çıkışı neyse. Orayı kapatacağım ve onu zaten burada direkt kepçeyle üstüne gittiğim zaman direkt şey yapıyorlar. Panik yapıyorlar. Gidiyor şey yapıyor. Neydi? Sinekliğe, tüle kafa atıyor. Orada sıkışıp kalıyor. Direkt yakalıyorum. Çok basit. Bunu da buraya koyma sebebim, akvaryuma bir anda bu kepçeyle girdiğim zaman hep genelde bununla yakaladığım için bu yeşil rengi gördüklerinde korkuyorlar. Bir anda ben kepçeyle üstlerine gidip de daha şu delikleri kapatmadan geri kaçmasın diye bunu koydum. Alışsınlar. Hani zararsız bir şey olduğunu görsünler diye. Şu anda alışıyorlar ona. Dediğim gibi ya biraz süreç istiyor hayvanların buna alışmasını. Ya yoksa aksi türlü şu kadar kayayı çıkardım en fazla burada. Aksi türlü ben bütün kayaları çıkarmam lazım buradan. Şu gördüğünüz bütün kayaları, o da iş değil yani, bayağı uğraştırıyor, bayağı yoruyor. Bekliyorum. Gelecek. Geldiği anda da hızlı davranacağım. Kapatacağım şeyi, şu girişi çıkışı. Ondan sonra alacağım onu oradan. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz yani. Geçen gün de şey gitti, elektrikler gitti, su soğumuştu. Ref erkeğim öldü, Mayıs 10 ref. Zaten onun dişisini yakalamaya çalışıyorum. Mesela şu da Mayıs 10 ref dişi. Bunun kardeşi var, ağzını doldurmuş. Ağzında yavrular çıkmış şeyler. Şu da ref. Ağzında yavrular oluşmuş. Hazır erkeğini de kaybettik. Bulmak da biraz zor. Nadir türlerden. O yüzden dedim onu alayım. Yavrularını büyüteyim bari. Bir daha uğraşmayalım. Yok, dişi bul, erkek bul, yavru bul falan. Onu bekliyorum. Bakalım. Eğer yakalarsam, yakaladığımda da videosunu çeker gösteririm. Kusturulma videosunda çeker, buna eklerim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, balığımızı elim kanamış ya. Balığımızı zar zor yakaladım. Biraz uzun sürdü ama uyanık çıktı. Gelmiyordu o şeye, tüle. En sonunda yakaladım. Biraz rahat ettirmeniz lazım o tülü koyduktan sonra. Yani balığı çok baskılarsanız hemen yakalayacağım diye olmuyor. Daha da rahatsız oluyor, daha da çıkmıyor. Bırakıp gideceksiniz, uzaktan gözlemleyeceksiniz. O zaman kendi geliyor rahat hissedince. Balığımız bu. Şimdi kusturacağım. Dediğim gibi ref, Mayıs 10 ref dişi, erkeği öldü. Flaşı yakarsam bir baksana daha mı iyi oluyor? Bak bakalım öyle daha mı iyi çıkacak. Şimdi şöyle bir dondurma çubuğu, şey dondurma çubuğu diyorum, çay karıştırma çubuğu, dondurma çubuğu da olur. Ağzında yumurta da varmış. Bakalım yumurta mı bunlar acaba? Yo, yavru da var. Şeye ne, kürdanla yapanlar da var da kürdan ucu sivri diye ben çok kullanmıyorum. Bence bunlar daha iyi oluyor. Dur bir dakika kızım. Cildi şey olmasın, kurumasın. Heh. Aldık. Şunla çeneyi açtık. Ve hepsi dökülmeye başladı bile, görüyorsunuz. Süperler.
Durun, gidin. Bir daha. Şöyle. Daldırıp çekin. Çek git hadi. Keseleri daha tam erimemiş yavrularımızın. Bu kadar mıydı? Göstersen ağzının içine. Bir tane var herhalde. Bir iki tane var. Onları da alacağım. Şu çıkmayan balıklar için şöyle gırtlağa dokunduğunuzda şöyle gerdanla kendileri şey yapıyorlar genelde. Suyun altındayken onu yapmanız lazım tabii. Ben de çok ellerime hakim değilim bir ince işlerde. Ama siz yapabilirsiniz daha iyi olur. Şöyle hem ağzını açıp hem de alttan gırtlağına dokunursanız o çıkmayan inatçı balıkları yavruları alabiliyorsunuz. Dediğim gibi benim kayalıklı akvaryumda zor oluyor yakalamam. Genelde yakalamıyorum. Ama yakalamadığım zaman da çok ağzımda bekliyor ve aç kalıyor. Vücuttaki yağı tüketiyorlar yavruları koruyacağım diye. O da bir yandan bir balıklara eziyet. Ama benim balığı yakalamam da bana eziyet o kadar kaya varken. Bir tane daha çıktı bu arada. Var mı başka? Son bir tane var sanırım orada. Bir sarılık görünüyor. Şöyle balığı çok fazla suyun dışında tutmayın. Kurumasın üstü. Yüzeyi şöyle. Ama o balığı alacağım oradan. Son bir tane kaldı. Onu da alayım da bari yem yemeye başla. Zayıfladı çünkü. Hadi kızım. Hadi orada çıkıyor, 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 çıkıyor. Hadi çık. Hadi. Ağzının ucunda. Hadi lan. Çık. Ya. Çık, 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 çık. Çık, 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 çık. Hadi. Hadi. Ya şapşal. Şöyle dokunsam şurada. Böyle durumlarda balığı çok yormak yerine mesela heh, hadi çık bakayım. Hadi çık dışarı. Ya ne inatçıymışsın ya. Şöyle biraz salabilirsiniz. Balık biraz rahatlasın. Çok rahat hissetmeyecek tabii burada ama. Bazen saldığınız balık da yavruları ağzına geri alıyor. Sonra tekrar uğraşıyorsunuz kusturmak için. Ama şöyle heh. Hadi çık. Aferin. Çıktın bak. İşe yaradı. Şimdi ağzını gösterelim. Bir daha dur. Gel bakalım. Ağzı tertemiz. Bakayım. Evet, hiçbir şey yok. Tamam. Kaç tane var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane yavru çıktı. Maşallah diyelim. Video burada sona ersin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yavrularımızı aldık. Yavruluklarını. Ya bir durun arkadaşlar ya. Allah Allah. Elimle aşağıyı şey yapıyorum, gelsinler buraya yan var gibi böyle cama dokunuyorum da yine de yukarıdalar. Telefonu yem zannediyorlar manyaklar. Hadi oğlum. Oğlum çıkın gidin. Yakından çekmek hiç istemiyorum bundan dolayı. Hiç rahat vermiyorlar ya.
Daha henüz keseleri bile tam bitmemiş. Şöyle zoom yapayım da belki daha iyi çekeyim. Tamam tamam siz de çektim. Hadi yürüyün. Zoom'u da çok girince şey oluyor. Görüntü kalitesi düşüyor. Bak manyaklara bak. Neyse. Yakaladım. Ya biliyorsunuz normalde ben şey yapmıyorum. Çok kusturmuyorum balıkları. Kendileri kusuyorlar. Biraz öyle deniyorum. Acaba bir şey büyüyecek mi diye. Şurada bir tane sarı prenses yavrusu vardı. O gitti. Onu yediler herhalde. Bir iki gün dayanabildi o. Onun dışında bir tane mapanga yavru vardı. O bayağı bir dayandı ama iki gündür onu da göremiyorum nedense. Şu orayı mesken edinmiş. Ağzı dolu bir mapanga dişimiz. Orayı mesken etmiş. Bir de şu var. Şuraya o da girip çıkıyor sürekli. Şu delikten. Bakın. Ondan dolayı mı orayı terk etti? Farklı bir yer mi edindi kendine? Şuraya da bir taş koydum o yüzden. Acaba hani biraz daha sakin hissedebilir mi? Göremiyorum açıkçası ama çok uyanık bir balıktı o. Hala bir yerde hayattadır belki. Onun olduğu yeri sadece şey yaptılar. Ne diyeyim? Yani gasp ettiler. O yüzden ya orayı terk etti. Şunun ağzı dolu. Bunu yakalayabilseydim bugün. Direkt refe odaklandığım için buna hiç şey yapmadım. Bunu yakalasam bunu da kusturdum. Bunu da yumurtaydı. Bu da yavruya dönüşmüş. Ağzının içi siyahlaşmış çünkü. Neyse belki yarın da ona şey yaparım. Biliyorsunuz ben çok kusturmuyordum. Kusturmak istemiyordum ama ref erkeğim ölünce elimin altında dedim bir yavrusu bulunsun en azından. O yüzden kusturdum. Ref falan bulmak biraz zor. Yani bulsan da çok uymuyor sana. Şöyle uymuyor. Sana bir erkek lazım. Adam diyor ki 4 tane de dişisi var. Bunları da alırsan veririm. Zaten kalabalığın şeyin akvaryumun halini görüyorsunuz. Kalabalık. Yani adamların dayatmalarına boyun eğmek zorunda kalıyoruz. Kusturduğum diş hangisiydi ya? Her neyse. Şunu seni yarın yakalarım. Belki seni de kusturabilirim. Kusturduğum diş şuydu. Çenesinden belli. Ya adamların dayatmalarına ya okey diyeceğiz. Alacağız. Hiç ihtiyacımız olmadığı halde 4-5 tane dişi alacağız yanında. Sırf bir tane erkeği alabilmek için. Veyahut da kendi yavrularımızdan yarın öbür gün kendi erkeğimizi üreteceğiz. Aldık bakalım ne olur ne biter, yaşarlar mı ölürler mi bilmiyorum açıkçası. Ha bir tane yine bir görsel bir erkek bulsam alırım. Arıyor olacağım. Bir tane şey neydi ref güzel böyle görseli olan. Çünkü şunun görseli güzel. Şu an çok kendini göstermese de onun görseli güzel. Bizim sarı erkeğin görseli güzel. Biraz karnı içeri çökük olsa da güzel. Ve demosyoniler güzel. Nerede? Güzel demosyoniler hep sağa sola gitmişler mesela. Şu olsun. Sen ne yapıyorsun? Neyle kavga ediyorsun orada ya? Bir şeyle kavga ediyor. Şu aynı babasına benziyor. Bugün böyle dişileri kur yaparken gördüm. Aynı şu. Aynı bu olacak. Baba oğul. Şunun görseli güzel. Bu da bazen bak. Heh. Bazen böyle başka balıklarla atarlanıyor. İyi. Yani görseli güzel erkekler topluyorum. O yüzden ref bir tane görsel bulsam alırım. O bir. İkincisi Iceman arıyorum. Iceman de böyle dişi erkek fark etmez. Onların görüntüsünü seviyorum. Hem bayağı şey balıklar. Sakin, uysal balıklar. Barışçıl balıklar. Kimseyle kavga etmiyorlar. Alıp 2-3 tane de Iceman koyduğum zaman ben okeyim artık. Şunları ilk kusturduğunuzda hala ağzında bir şey var zannediyor. Hala o çevirme hareketini yapıyor. Yavruları, yumurtaları çevirir gibi.
Ama bir gün falan sonra normale dönüyor. Şu an hala ben onda o canlı gözle görüyorum. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama hala sanki yavru varmış gibi böyle dilinle orayı çevirme hareketini yapıyor. Bir tek sen kaldın. Sen de ya tülü kuruyorum, tuzağı kuruyorum, hayatta kepçeyi çıkartıyorum. Böyle açıkta gezmiyorlar. Giriyor şuralara böyle 5-6 saat kalıyor, 1 saat kalıyor, neyse artık. Yani o zaman böyle açıkta gezseler gayet güzel yakalayacaktım o zaman. Neyse, belki onu da yakalar, kusturuz. Sıkıntı yok. Öyle arkadaşlar. Her yerden balık çıkıyor. Onu da göstereyim dedim. Ya 10 defa yemledim sizi. Yürüyün gidin artık bir ya. Son bir defa yavrularımızı gösterelim. Ondan sonra kapatayım. Bir de şöyle geniş göstereyim. Şuraları biraz daha kaya yoğunluklu yaptım. Belki yavrumuz oralardaysa şey olmasın diye, sıkıntı yaşamasın diye, biraz daha rahat etsin diye şuralara da koydum. Belki dibe köşeye girerler. Şöyle göstereyim. Ve bitireyim birazdan. Son bir dakika şöyle bir geniş alayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.